aynı maddeyle ilgili önerge hazırladık. Yani bu tarifelerde ki çok küçük olması ile ilgili, tarife çarpanların çok küçük olması ile ilgili bir konu var. Evet. Sayın Genel Müdürüm, anladığım kadarıyla diğer belediyelerle kıyaslama yapabilmekle ilgili bir süre almak istiyor. Mantıklı olabilir ve bununla ilgili bizim için bir sıkıntı yok. Ama ve lakin bizim bu verdiğimiz önergeler girip de pazartesi konuşulacak mı, bunu merak ediyoruz açıkçası. Yani çünkü o pazartesinin gelecek günlerde hazırlıklı gelmiş olalım en azından. Bir kere bir şey yapmamayız. Çünkü biz bazı konuları başkan çevirip... 8 sene önergimiz var Sayın Başkan. Komisyonu da bekleyeceğiz. Komisyon çalışmasını yapar. Genel müdür pazartesi günü sonunu yapar. Komisyonlar da pazartesi günü. Sonuçları verirse tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, vakit kaybetmemiş olur. Aynen öyle. Sayın Başkanım, komisyona sevk edilmeden önce bir meclis üyelerimizin bir bilgisi olmasıyla alakalı bir önerge hazırladık. Ama bu önergenin bu maddeyi geldirdiği için söz aldım. Şimdi bu tarifelerle ilgili tezki ciddi anlamda bizi sağlık zor durumda bırakmakta. Ben bölgedeki Balıkesir, Bursa, Büyükşehir Belediyelerinden bu tarifelerle ilgili poz numaralarını çıkarttık. Bazı poz numaralarında tezki bizim komşu belediyelerdeki su kanalizasyon idaresi fiyatlarının 5 katında daha fazla bedel alıyor. Sayın Genel Müdürüm yine aynısını söyledi. Bakanlık değerlendirmelerine göre güncelleme yapmak zorundayız diyor. Sayın Genel Müdürüm'e soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bakanlığı Bursa'da, Balıkesir'de, Tekirdağ'da farklı mı işliyor? Her seferinde bakanlık değerlendirmesi birim fiyatları diyorsunuz. Su ve kanalizasyon bedelleri, Tekirdağ kanalizasyon tesislerine katılım bedeli 8. madde B fıkrası madde 20, tezkide 450 TL. Metretür fiyatı, aynı bakanlık, asfalta Balıkesir'de 99 TL, indirme hali, stabilize yollarda, biraz önce söylediğim asfalta stabilize yollarda 71 TL. Bunlarla ilgili bir sürü daha rakamlar var. Yani Teski'ye bakan bakanlık farklı, Balıkesir'e, Bursa'ya bakanlık farklı mı arkadaşlar? Her seferinde aynı ikide ki biz Teski olarak bir fiyatı Teski olarak alıyoruz diyorsun. Sonra bu fiyatları zamlandırırken de hükümete sen bu konuyla ilgili veriyorsun. Bu konuyla ilgili önergemiz var. Bütün fiyatlarınızda her seferinde komşu Marmara'daki fiyatlarına göre 3 kat daha pahalı, 5 kat daha pahalı arkadaşlar. Ve ondan sonra da bunu kalkıyorsunuz, sağda bakanlık söylüyor diyorsunuz, bakanlık gelir fiyatlarıyla söylüyorsunuz diyorsunuz. Bu konuyla çıkın açıklayın bize hangi bakanlık emmiş, bunu biz de bilelim Allah razı olsun. Bununla ilgili asfalt kaplama yollarında da aynı şey geçerli. Stabilize yollarda da aynı şey geçerli. Tek tek çıkarttık poz numaralarını. Hepsinde de neredeyse 5 kata varan fiyat farklarımız var. Hala fiyatlarda zam yapalım diye uğraşıyorsunuz. Sonra da fiyatları zam yaparken bakanlık birim fiyatları diyorsunuz. Halledelim. Sağ olun. Evet. İrem Bey söyleyeceğim bir şey var mı? Sayın Başkanım, komisyonda değerlendirecek. Ben burada girdiğim konu evet. Bakanlıkla alakalı. Biraz önce genel müdür dedi ki bakanlık fiyatlarına göre düzenleme yapmak zorundayız dedi diye söz aldım. Biz de biliyoruz elbette komisyona gidecek ama genel müdür biraz önce yine aynısını bakanlık fiyatları dedi. Lütfen yani. Birleşimin ikinci birleşimde konu karara bağlanacağı için komisyon çalışmalarında ve kendi gruplarımızda bu konuda... Sayın genel müdür düzelsin lütfen. Kayıtlara girsin. Kendi gruplarımızı da bu konuda bilgilendireceğiz zaten. Yani o nedenle bu konu üzerinde kendi gruplarımızın görüşünü de itiraz ediyorum. Genel müdür bu konuyu düzelsin. Bakanlık fiyatları demesin. Ben sözümü geri alayım. Bir de ben bir şey... Başkan bir şey söyleyeyim. Burada bakanlık fiyatı derken bakanlığın bildirmiş olduğu bir cetveller var. Tamam, bu cetvellere göre hesaplama yapılıyor. Yani bak genel müdürün bunu kendi kafasından uydurmuyor. Onun tamam için... da ben de diyorum ki başkanım ben getirdim. Tamam. Aynı bakanlık Balıkesir'de verdiği cetvel var. Fiyatlar artarken zaten fiyatları bakanlık veriyor olmasın diye. Haklısınız doğru komisyon sevk ettik. Komisyon çalışmasını yapar. Pazartesi nihai kararı meclisi verir. Tamam mı? Evet. Buyurun. Bu şeride çoğunluk CHP grubunda olduğu için reddedilme ihtimalini karşılıklı olur. Bir kere burada konuşmamız gerekiyor. 11 belediyenin 11'inde ilgilendiriyor. Bu madde. Bir daha okur musun bu şey, önerge güzel? 2 numaralı önergeyi de okuyorum. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak altyapı çalışmaları sonrası idareniz ile ilçe belediyeler arasında uygulanacak olan protokol birim fiyatlarının AYKOME kazı bedelleri ve esas alınarak hesaplanması hususunu arz ve talep ederiz. Şimdi başlıyorum. Burada komisyon üyelerimizden özellikle istirhamım şu. Diğer belediye başkanı arkadaşlarım katılımı bilmiyorum ama. Şimdi biz şurayı göstereyim ben size.
TESK'in bize yaptığı altyapı giderleriyle ilgili diyelim ki 1 metre boyunda, 500 metre uzunluğunda bedel ediyor. Diyor ki biz kazı çalışmalarını yapıyoruz. Bu kazı çalışmalarında 1 metre genişliğinde ise 500 metre uzunluğunda kesiyoruz. 500 metre kare size fark ediyoruz. TESK bu çalışmayı yaparken bu gördüğünüz fotoğraflar örnekleri bir sürü var. Sizin hepsini bir sürü vakit almak istemiyorum. Bir 100 metrekarelik bir bedel ödeyip 500 metrekarelik yolu buluyor. Dolayısıyla burada çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de Aykoma fiyatları konusuna baktığımızda Aykoma fiyatları benim yeni yaptığım yolu test gibi olduğunda bir dışarıya bunun aynısını başka bir kurum yaptığında 3 katı 5 katı farkla bunun parasını alabiliyoruz. Çünkü ciddi anlamda bizim tekrar kazı maliyetinin yolu bozmasıyla alakalı geliyor. Aykoma fiyatlarının bir güncellenirken çarpanlarının değerlendirilmesi, bu iş TESK için aynı şey geçerli. Yani TESK'in arkadaşları, görevli arkadaşlar, bizim yeni yaptığımız yolları kazı yapacaklar ise bu Aykoma fiyatlarındaki çarpan sayıları, yani yeni yollarda 3 katı veya 5 katı farkı önemli göze alması gerekiyor. Aksi takdirde bir yol yapacağız, TESK'i girecek. Zaten TESK'i de 5'li birini ödüyor bunu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili Aykoma komisyonu toplanırken bunu özellikle fotoğrafını koyup gündeme alsın diye özellikle isyan ediyorum. Mümkünse de bunu da bir daha gündeme alabiliyorsak alalım komisyonda. Bu TESK yaptığı yolların bakımlarını kendi yapsın, belediyeleri bu işten kurtarsın arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, eğer bizim gündemimizde değilse reddedeceğiz. Tamam ya, reddedecek komisyon değil ki. Bu konuşulabilir mi? Sayın Başkanım. O zaman yol bir de TESK'den TESK ile alakalı yol kanatlarını alıyorsun ya. Bunu da göremiyorsun yani. Sayın Başkanım. Başkanım. Vatandaşı böyle tutacağımızı böyle. Ticaretimiz de bu yönde. Bir su peşanı önleyeceksek, binaların girişinde koyduğunuz saat, TESK'in binaya girişindeki toplam binaya verdiği suyu gösteriyor. Her dairedeki özel saatleri, kişi özel saatlerin toplamı eşittir. Bina girişindeki saatin denk gelmesi gerekiyor. Şimdi siz zaten kaçak var ise, apartmanın ortak saatini yazıyorsunuz, sizin ana saatiniz, dairelerdeki toplam saat birbirini karşılamıyorsa farkını ana saatte yazıyorsunuz, apartman ortak bedeline koyuyorsunuz. Şimdi hangi devirde yaşıyor Allah razı olsun? Sabah üstü tesisat döşemek ne demek ya? Yani gecekondu daire mi yapıyoruz biz? Bazı yerlerde milyonluk daireler yapılıyor. Siz diyorsunuz ki tesisat yazı sıvı üstü yapın. Yapmayın. Ya Allah razı olsun. Konteyner mi döşüyoruz ya şantiyede biz? Ya bu işin de bir adabı var, usluğu var. İnşaat, mimari anlamda söylüyorum, görsellik anlamında söylüyorum. Kapıya sen koydun zaten saatini. Bir dairelere de koydun. Aradaki farkı ortak saate yazdın. Sen çatıya koyan, bu da çok daire alaki bir şey. Diyorsun ki yazıda, çatıya konmuş olan deponu yarın öbür gün kaldırabilirsiniz, kaldırırsınız diye bir tesisatı böyle istiyoruz. Arkadaş, yani Nişlar'la Nişlar'la belediye yönetilir mi ya? Bu yatırımcı bu konuyla ilgili ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Sıva üstü tesisat nerede kaldı artık diye. Dolayısıyla ne olur bunu tekrardan bir konuşun, düşünün. Böyle bir uygulama bu çağda olmayacak bir uygulama. Başka bir binanın dışına yani apartmana girmeden önce biz kayıt kaçağı önleyecek formül üretmemiz lazım ki var. Yok. Buna göre değerlendirirseniz tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu da olmak bir şey olarak verilen komisyona göre yok. Evet, başka önerge yok arkadaşlar. Birleşim adı veriyorum. 27 Mayıs 2019 saat 14'te tekrar toplantı üzere kapatıyorum.